Bugün başvurmayla ayın 31'inde başvurma arasında hiçbir fark yok. Yani 3 Mart'ta da başvursa, 31 Mart'ta da başvursa takip eden ayda maaşını hak ediyor. Hiçbir hak kaybı olmuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin SGK il müdürlükleri önlerinden uzun kuyruklar oluşurken, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, işlemlerinin e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirterek ve vatandaşların ay sonuna kadar zamanının olduğunu da söyledi. Kamuoyunda yakından takip ettiği gibi EYT ile ilgili yasa bugün resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Burada vatandaşlarımızın tabii yoğun bir talebi var bugün ilk gün olması hasebiyle. Ama öncelikle vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Daha kolay, hem de burada sıraya girmeden, bir izdihama sebebiyet vermeden E-Devlet üzerinden başvurularını yaparsa hem bizim için bir kolaylık olur hem onlar için bir kolaylık olur. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Birincisi, EYT kapsamında olabilmek için 8-9-1999 öncesi işe giriş başlangıcının olması gerekiyor. Eğer 8-9-99'dan sonra işe girenler varsa bunlar EYT kapsamında olmuyor. İkincisi, sadece 8-9-99 öncesi girme yetmiyor. EYT'de 3 şart var. Yaş, prim ödeme gün sayısı, yıl. EYT sadece yaş şartını ortadan kaldırdı. Prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı devam ediyor. Özellikle erkek sigortalılar için 98 Nisan'da başlangıçlar olması gerekiyor. Yoksa bunların hala bir yılı var doldurmaya. Yani bunu da altını çizmek istiyorum. İkincisi, bizim emeklilik şartı talep ettiğin ayı takip eden ayın birinde bağlıyoruz. Bugün resmi gazetede çıktı. Bugün başvuran vatandaşımızla 31 Mart'ta başvuran vatandaşımız arasında hiçbir fark yok. Hak kaybı olmuyor. Dolayısıyla önümüzde uzun bir süreç var. 26-27 gün var. Vatandaşlarımızın bugün, yarın, bugün pazartesi daha ilerleyen sürede aynı 31'ine kadar başvuru hakları var ve hiçbir kayıpları olmuyor. İlla bugün ya da haftaya gelip burada izdihama sebebiyet vermelerine gerek yok. Herhangi bir hak kayıpları olmuyor. Üçüncüsü, bizim emekli maaşı bağlayabilmemiz için hak edenler, şartları taşıyanların da çıkış bildirgesinin verilmiş olması gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Bu bilgilere sahip olduktan sonra sigortalılarımız biz inşallah herhangi bir aksaklık olmadan süresinde yetiştiririz. Vatandaşlarımızı da mağdur etmeyiz inşallah.